Hava kırıldından herkese merhabalar. Ben Vergeli. Bugün sizlerle beraber muhtemelen bütün Formula bir taraftarlarının kafasındaki o soru işaretini konuşacağız. Red Bull neden bu kadar dominant? Bence bu konu geçen sezonun başına kadar gitmesi gereken bir konu. Hatta geçen seneden 3 tane çok önemli dönemi yakından incelememiz gerekiyor. Sezon başı ve Avustralya Grand Prix, Azerbaycan Grand Prix ve Belçika Grand Prix. Avustralya GP ile beraber Red Bull ve Ferrari araçlarının tasarım felsefesindeki farklılıklarını çok iyi şekilde gördük. Bildiğiniz üzere Avustralya Grand Prix'in tasarımı 2022'de biraz değişti ve orta sektör daha hızlandı, daha uzun bir düzlük haline geldi. Ve biz o düzlüğün sonunda baktığımızda Ferrari'nin ne kadar çok zıpladığını gördük. Red Bull'un ise ne kadar sabit kaldığını. Şimdi bu çok kritik çünkü İki tane farklı tasarım felsefesinden bahsediyoruz. Şimdi Ferrari tarafı aracı yeri olabildiğince fazla yakınlaştırıp tabanın altındaki havayı olabildiğince fazla hızlandırarak downforce kazanmaya çalışıyordu. Red Bull ise aracı yerden biraz daha yukarıya yarıştırıp ona göre bir taban felsefesiyle daha istikrarlı bir hava akışını hedefliyordu. Mesela Miami'ye baktığımızda Miami'nin o tümsekli pistinin Ferrari'ye iyi gelmediğini hatırlarız. Çünkü tümsek aracı yere yakın yarıştırıyorsanız eğer size çok ciddi anlamda sorunlar yaratıyor. Tabanı fazla aşındırıp diskalifiye olabilirsiniz. Tabana hasar verebilirsiniz. O tabanla edeceğiniz bütün downforce'u o hasarla beraber verebilirsiniz. Hatta daha da fazlasını. Böyle iki farklı tasarım felsefesini koyduk. Şimdi Azerbaycan Grand Prix'sine gidelim. Azerbaycan Grand Prix'sini biliyorsunuz ki Mercedes çok zorlanmıştı özellikle Lewis Hamilton yarı sonunda belini tutması bayağı bir olay olmuştu. Bayağı bir gündem olmuştu. Ee, ve o noktadan sonra Mercedes taban kuralların değişmesine yönelik bir lobi yapmaya başladı. Tabi Mercedes orada lobi yapma amacı Ferrari ve Red Bull'u yavaşlatmaktı. Kendisine göre bir kural seti çekmekti. Ama Fia şöyle dedi. Ben neden iyi bir iş yapan ve aynı zamanda pilotlarını da koruyan Red Bull dizalandırayım ki. Buna ben de kesinlikle katıldım ve halen daha katılıyorum. Bunun üzerine yeni bir teknoloji getirildi ve araçların altına yerleştirilen bir sensör vasıtasıyla dalgalanma sorunu ölçülmeye başladı. Eğer siz belli bir limit aşarsanız sizden şu isteniyordu. Bunu engellemen lazım. Engellemenin yolunda aracı yükseltmekti. Azerbaycan sonra, gelen yeni yönetmelikler Belçika'da bildiğiniz üzere yürürlüğe girdi. Ve biz Belçika'dan sonra Red Bull'u çok ciddi anlamda bir domine ettiğini gördük. Çünkü Ferrari ve Mercedes aracını yükseltmek zorunda kaldı. Çünkü dalgalanma limitini aşıyorlardı. Ama Ferrari tasarım felsefesi buna göre yapmadı ki. 2021'de Red Bull Mercedes mücadele ederken Ferrari bir yılını hatta bir buçuk yılını bu felsefeye açarken yarım sezonda bu felsefe işe yaramaz hale geldi. Çünkü artık FIA sizi eğer aracı yere yakınlaştırıyor ve dalgalanma sorunu yaşıyorsanız bunun tersini yapmayı itti. Ve ne oldu? Bir anda herkes Red Bull oyununu oynamak durumunda kaldı. Ve herkes Red Bull oyunu oynamak durumunda kaldığı için tabii ki de buna göre hazırlanmadıkları için Red Bull'a göre çok yavaş kaldılar ve işte Max Verstappen'in Belçika tur başına 1 saniye kadar hızlı olduğu yarışları görmeye başladık. Peki Kubilay evet haklısın Red Bull'dan sonra dominant oldu ama Brezilya'yı Mercedes kazandı. Hani neden Mercedes de daha da geriye gitti ve da Red Bull neden Mercedes'e daha da fark açtı? Hadi Ferrari'den fark anlıyorum. Mercedes yakalamış gibiydi derseniz ise 2023 taban kurallarında FIA şöyle dedi. Tamam abiciğim bu dalgalanma sorunu, dalgalanma sensörü halen daha var ama biz bunu artık bir garantiye bağlayalım. Bütün takımlar tabanlarını 15 mm yükselsin. Ve bu aracı yere yakınlaştıran 3 takımı çok ciddi anı vurdu. Ferrari, Mercedes ve McLaren. McLaren hatta o kadar çok vurdu ki McLaren sezonu en yavaş araç olarak başladı. Andres Stalin'in şöyle bir açıklaması vardı. Bu 15 milimetre düşündüğümüzden bizi daha fazla etkiliyordu ve Aralık ayından itibaren başka bir felsefeye geçiş yaptı. Ferrari ve Mercedes bu geçişi yapmadı. McLaren ise o geçişin meyvelerini Avustralya itibaren almaya başladı. 15 milimetre yükseltmek demek bir anda herkesin yine daha önce bahsettiğim gibi Red Bull'un oyununu oynamasına sebebiyet verdi. Ama Edwin Levy bu dalgalanma sorununu çok önceden görüp 2022 aracına itibaren bu felsefe üzerine çalışarak çok ama çok geliştirmişti aynı zamanda bu felsefeyi. Herkese bir anda bu kadar fark atmışken yeni 2023 kurallarıyla beraber bu kadar fark attı. Eğer Mercedes taban için lobi çalışmalarını yapmaya başlamasaydı. Mesela Leclerc'den ben hiç belim ağrıyor duymadım çünkü yarış kazanıyordu. Biz belki de hala daha çok rekabetçi bir Ferrari görüyor olabilirdik. Çünkü Ferrari 1 bir, bir buçuk yıl boyunca bu felsefe üzerine çalıştı. Ama tabii pilotların sağlığında göz önünde bulundurduğumuzda bu felsefe bir anda çöpe atıldı ve herkes Red Bull oyunu oynamak durumunda kaldı. Herkes Red Bull'un felsefesine bu anlamda geçiş yaptı. Yani aslında biraz zorunluluktu bu. FIA'nın getirdiği yeni kurallarla beraber. Ama tabii ki Red Bull'un bu dominasyonu ben sadece kurallara bağlamıyorum. Çünkü Red Bull bu kurallar yokken de 2022 sezonun başında yarışlar kazanıyordu. Yani hem aracı bu kadar yukarı çalıştırıp hem de bu kadar hızlı olmayı başarmak, böyle bir tavan üretmek, böyle bir verimlilik sağlamak gerçekten inanılmaz bir iş. Bunun için daha teknik detaylara gireceğim. Özellikle McLaren'e bir karşılaştırma videosu da yapacağım bununla alakalı. Ama Dominasyonun ana sebebi aslında bu. Yeni getirilen kuralların tam olarak Red Bull'un istediği tarzda olması. Red Bull'un havuzunda olması. Ama hani Red Bull istiyor, Red Bull lobi yaptı demek de değil bu. Pilotların sağlığı için herkes buna gitti. Ve Red Bull zaten oradaydı. Ve Red Bull bu büyük avantajı da çok iyi şekilde kullandı. Yeni getirdikleri güncellemelerle beraber aracı resmen mükemmel hale getirdi. Peki ben bu sonuca nasıl vardım? Hani neden böyle? Bu sene Red Bull'un iki tane yavaş olduğu pist vardı. Monaco ve Singapur. Bu pistlerin ortak özelliği neydi biliyor musunuz? Bir, yüksek orta hızlı uzun virajlar yok. İki, cadde pistleri ve tümsekliler. Red Bull özellikle artık herkesin tabanı yükseltmesiyle beraber bir anda tabanı en yere yakın yarıştan takım olmaya başladı. Çünkü e, diğer takımlar hala daha bu dalgalanma sorunu tam olarak giderebileceği değil. Çünkü Red Bull'un arka süspansiyonları da e, çok daha iyi çalışıyor. Bu anlamda herkes o stabiliteyi sağlamak için aracını olabildiğince daha da yükselttiler. Red Bull'dan daha yüksek kaldı herkes bir anda. Ve Red Bull bir anda herkesin daha da az. Daha da yakın yarışmaya başladı. Yani e, Ferrari eskiden yakın yarıştırıyorken avantajlıyken şimdi herkes yükseltti. Fark buyken bir anda herkes böyle geri gitti. Ve diğerlerinin oranına yakın yarıştırdığı için Red Bull da bir anda yükseldi. Bu yüzden de bir anda biz inanılmaz bir fark gördük. Ama Monaco ve Singapur'da tümsekli pistte e, Red Bull aracı biraz yükseltmek durumunda kaldı. Ve orta yüksek hızlı virajlarda diğer takımlar Red Bull kadar güçlü olmadığı için ve bu pistlerde yüksek orta hızlı virajlar çok fazla olmadığı için ki Red Bull'un en büyük avantajı bu. Çünkü diğer takımlar aracı yakınlaştırırsa yine o dalgalanma sorunu hala yaşıyorlar. Halen daha var. Bu pistlerde o tür virajlar olmadığı için mesela Kanada buna çok güzel bir örnektir. Orada Aston Martin çok yakında Aston Red Bull'a yarışı yakın bitirmişlerdi. Red Bull'a yaramayan pistlerdi bunlar. Ama Red Bull yine pilot avantajıyla Max Verstappen'le beraber bu yarışları da işte Monaco'nun son sektörü. inanılmaz işler başardı. Kanada'da Verstappen müthiş bir sürüş gerçekleştirdi. Yani Red Bull aracı ve Verstappen'in de tabii ki de büyük avantajıyla böyle bir dominasyon olmuştu. 2024 için ben daha yakın bir mücadele bekliyorum. Çünkü artık herkes evet Red Bull'un felsefesine gitmenin doğru yol olduğunu gördü. McLaren'den bunu gördük. Ferrari de ona gidecek. Mercedes tapına gidecek. Gelecek sezondan itibaren herkesin yüksek yarışılan, daha yüksek tabanlı felsefeyi daha iyi anladığını ve fark kapattığını göreceğimizi düşünüyorum. Yani yeni kurallarla beraber 2022'nin Belçika'sındaki yeni regulasyon ve 2023 sezonu için verilen yeni tabanlarla beraber diğer takımlar biraz gafil avlandı diye düşünüyorum. Ha, elbette bu işi daha iyi becerebilirlerdi. Orası ayrı. Ferrari ve Mercedes'in daha yakın olması gerekiyordu. Ama Anlamaya başladıkça bu farkın kapandığını göreceğiz. Evet, e, Red Bull'un dominasyonunu bu şekilde açıklamaya çalıştım. E, taban kuralları, taban regülasyonları üzerinden. E, umarım keyifli bir video olmuştur. E, başka ne tür videolar görmek isterseniz bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.